Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Rabbim imanlarımızı kamil, amellerimizi salih, niyetlerimizi halis eylesin. Bizim, çocuklarımızın, eşlerimizin ve aile bireylerimizin, komşu ve akrabalarımızın ibadet hevesimizi, ibadet kalitemizi, takvamızı, ihlasımızı günbegün ziyade eylesin. Bizi kendisine sevdirecek ve yaklaştıracak, cennetine yerleştirecek, cemaline ulaştıracak, Habibi ile buluşturacak iyilikleri ve güzellikleri bildirsin, sevdirsin ve bilfiil nasip eylesin. Bizi kendisinden uzaklaştıracak, şeytana arkadaş edecek, hesabımızı zorlaştıracak, mahcubiyetimize sebep olacak, Sırat köprüsünden kayıp ateşte yanmamıza sebep olacak kötülükleri, günahları bildirsin, nefret ettirsin ve bilfiil muhafaza eylesin. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin de dorukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz-u mahşerde ilk cennete girenlerle girebilmeyi, Habibi ile Cemalullah'ı doya doya beraberce seyredebilmeyi her birimize, aile bireylerimize, hocalarımıza, talebelerimize, eşlerimize, çocuklarımıza nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, bugünkü dersimizde Mişkâtül Mesâbih isimli hadis-i şerif kitabımızın namaz kılmanın mekruh olduğu, uygun olmadığı vakitlerle alakalı olan bölümündeki hadis-i şerifleri veya bu hadis-i şeriflerin bir kısmını müzakere etmiş olacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bu konuda bize intikal eden neler vardır? Kitabımızda derc edilen, toparlanmış ve toplanmış olan hadis-i şerifleri müzakere etmiş olacağız. Evvela şunu söyleyelim. Her ibadetin memur bir vakti olduğu gibi menhi vakti de vardır. Yani Ramazan'da oruç tutmak memurdur ama bayramda oruç tutmak menhidir, yani yasaktır. Elbette namaz kılmanın memur olduğu, emredildiği vakitler olduğu gibi namaz kılmaya müsaade edilmeyen vakitler de vardır. Bunlara Arapça ifadeyle el-evqatul mekruhe veya el-evqatul menhiyyetu anhe's-salah fiha's-salah. Yani namaz kılınması uygun görülmeyen veya yasaklanan vakitler demektir. Şunu ifade edelim ki üç tane vakit vardır ki bu üç tane vakit güneşle alakalıdır ve kerahat vakti olduğunda tereddüt yoktur. Bunlardan birisi güneş doğarken, birisi güneş batarken, birisi de güneş istiva halindeyken, yani güneş doğduğu andan itibaren yükselir yükselir belli bir noktaya gelince en yüksek nokta orasıdır. Orada gölgeler durağan hale gelir. Yani doğduğu andan itibaren gölgeler seyyardır. Efendim gölgeler uzar uzar uzar. Daha sonra bir noktaya gelir, gölgeler durağan hale gelir ki güneşin o bölge itibariyle en yüksek tepesi demektir. En yüksek tepede güneş bulunuyor demektir. Bu takriben bölgelere göre değişebilir. Yarım saat, 45 dakika, 50 dakika arasında değişebiliyor. Buna istiva hali diyoruz. Bir güneşin doğuş hali var, bir güneşin istiva hali var,
bir de güneşin batışı var. Birisi sabah namazına tevafuk ediyor, birisi öğle namazına tevafuk ediyor, birisi de akşam namazına tevafuk ediyor. İkindi vaktinin sonu, akşam vaktinin de giriş vakti olmuş olacak güneş batarken. Şimdi evvela ilki olarak şunu söyleyelim. Kaza namazı her vakit olur. Yani sabah namazından önce, sonra, akşam namazından önce, sonra, ikindi namazından önce, sonra, yatsı namazından önce, sonra her vakit kaza namazı olur. Ancak güneş doğarken yarım saat 45 dakika o kerahat vaktinde, bir de istiva halindeyken yani öğlen ezanına 45 dakika kalan o süre içerisinde, bir de güneşin batışına 45 dakika kalan süre içerisinde kaza namazı da kılınmaz. Başka namazlar da kılınmaz. Yani mezhep imamlarının içtihat farkları olsa da sabah namazı vakti çıkar çıkmaz, yani güneş doğar doğmaz artık hiçbir namaz olmaz. Hanefi fukahası der ki, güneş doğmadan sabah namazına başlayan kişi, güneş doğmadan namazı bitirirse namazını eda etmiştir. Ancak sabah namazını kılarken selam vermeden güneş doğacak olursa veya bir rekatını güneşten önce, bir rekatını güneşten sonra kılacak olursa bu sabah namazı olmamıştır, yeniden kaza edilmesi lazımdır. Bu sadece sabah namazı ile alakalıdır. Yani sabah namazının yarısı vaktin içerisinde, yarısı güneş doğduktan sonra olursa veya bir kısmı güneş doğmadan önce, bir kısmı güneş doğduktan sonra olursa o sabah namazı kılınmamıştır, yeniden kılınacaktır. Hanefi fukahası demektedir. İmam Şafii Hazretleri ise diğer vakitlerde olduğu gibi güneş doğmadan namaza başlayan kişi başladığı namazı güneş doğduktan sonra da tamamlayabilir buyurmaktadır. Şimdi diğer vakitlerde bu böyle değildir. Daha önceki derslerimde de geçmişti. Mesela öğle namazını kılarken öğle namazının farzının iki rekatını öğlen vaktinde kılmış olsak son iki rekatta ezan, ikindi ezanı okunmuş olsa veya ikindi vakti girmiş olsa dolayısıyla öğlen farzının iki rekatını öğlen vaktinde, iki rekatını da ikindi vaktinde kılmış olsak olur mu? Olur. Elbette namazı böylesine geciktirmek uygun değildir ama bu namaz oldu mu yeniden bir daha kılınması lazım mı? Değildir. Evet, burada ezanın okunması değildir esas olan, vaktin girmesidir. Diyelim ki ezan okunmayan yayla gibi yerlerde nasıl olacak? Önemli olan ezan değildir, vaktin girmesidir. Selam verdiğimiz zaman baktık ki ikindi vaktinin girdiği 2 dakika oldu veya 1 dakika oldu. Ne olacak? Öğlen namazımız tamamlanmıştır. İkindi namazını güneşin batışına doğru bırakmak tahrimen mekruhtur. Binaenaleyh güneşin batışına yarım saat 45 dakika kala hiçbir namaz olmaz. Sadece o günün ikindi namazı olabilir kılınmadıysa. O namazı da o vakte tehir etmekte kerahat vardır. Diyelim ki adam ikindi namazını vaktinde kılamadı. Öyle veya böyle meşguliyetleri vardı. İkindi namazını vaktin sonunda farza durdu. Farzın iki rekatını veya üç rekatını ikindi vakti içerisinde kıldı. Bir rekatını veya iki rekatını akşam vakti girdikten sonra kıldıysa bu da edadır, kaza değildir. Akşam namazında, yatsı namazında durum değişik değildir. Sadece sabah namazıyla alakalı Hanefi fukahasının bir usul kaidesi vardır. Ma vacebe kamilen la yuedda nakısan derler. Yani sabah namazı kamil olarak vacip olmuştur, noksan olarak eda edilmez. Madem ki kamil vakitte vacip olmuştur, yine kamil vakitte eda edilmesi lazımdır. Yarısı kamil vakitte, yarısı nakıs vakitte olursa efendim bu olmaz derler. Bundan dolayıdır ki sabah namazını mutlaka güneş doğmadan selam verecek şekilde ayarlamak lazımdır. Şimdi kerahat vakti deyince tekrar ediyorum. Bir güneş doğarken yarım saat 45 dakika, bir güneş istiva halindeyken öğle namazından, öğlen vaktinden 45 dakika önce, birisi de güneş batarken ve tabiri caizse batmadan 45 dakika önceki sure, bunlar kerahat vakitleridir.
Bu vakitlerde hiçbir namaz olmaz. Efendim, ancak bu vakitlerde okunan tilavet secdeleri bu vakitte yapılabilir mi? Kerahatle yapılabilir. Bu vakitte okunan veya dinlenen tilavet secdelerini de daha sonra yapmak uygun düşer. Cenaze namazı konusunda da çok farklı değildir. Daha önceden hazırlanan cenaze mutlaka bu vakte geciktirilmemeli. Bu vakte kalıyorsa kerahat vakti geçtikten sonra kılınmalıdır. Peki bunun dışında kerahat vakti var mıdır? Elbette vardır. Mezheplerde farklılık olmakla beraber. Mesela sabah namazı vakti girdiği andan itibaren sabah namazı vakti çıkıncaya kadar olan süre içerisinde sabah namazının sünneti bir de sabah namazının farzı kılınabilir. Bunun dışında başka bir namaz, mesela nafile namaz kılınamaz. Kaza namazı olabilir. Kesin bildiğimiz kaza namazlarımızı bu vakitte kılabiliriz. Ancak herhangi bir nafile namaz ne yapamayız? Sabah namazı vakti içerisinde, sabah namazının sünnetinin dışında olmaz. Sabah namazının sünnetinde de şöyle bir farklılık vardır. Mesela biz camiye gelsek öğle namazında, baksak ki cemaat namaza durmuştur. Biz öğlenin sünnetini kılıp ondan sonra mı farza uyacağız, yoksa önce farza uyup daha sonra sünnetimi kılmış olacağız? Elbette önce imama uyacağız, cemaatle namazımızı kılacağız. Cemaatle selam verdikten sonra biz önce bıraktığımız sünneti kılarız, sonra son sünneti kılmış oluruz. En doğrusu budur. Tersi de yapsak, yani önce son sünneti kılsak, sonra ilk bıraktığımız sünneti kılmış olsak, bu da olur mu? Olur. Evla olan önce bıraktığımızı fazla geciktirmeden kılmaktır, sonra da diğerini kılmaktır. Buna fıkıh kitaplarında sünnetin kazası derler. Yani sünnet kaza edilir mi, edilmez mi? Normalde sünnet kaza edilmez. Ancak öğlenin ilk sünnetini farzdan önce kılamadığımız takdirde farzdan sonra kılınmasına kaza diyorlar. Çünkü onun vakti farzdan önceydi, farzdan sonraya kalınca eda değil, yerinden kaydırıldığı için ona kaza diyorlar. İkindide bu olur mu? Olmaz. Niçin olmaz? Çünkü ikindide ikindi namazının farzı kılındıktan sonra kerahat vakti girse de girmese de başka nafile namaz kılınmaz. Mesela diyelim ki 4-3 çeyrek geçe ikindi oldu. Biz 5'te ikindinin farzına duracaksak 5'e kadar istediğimiz namazı kılabiliriz. 5.30'da 6'da namaza duracaksak 6'ya kadar istediğimiz namazı kılabiliriz. İstediğimiz kadar nafile kılabiliriz. Ancak 4'ü çeyrek geçe ezan okundu, biz ikindinin farzını kıldıysak artık ondan sonra akşama kadar bir daha nafile namaz kılamayız. Demek ki nafile namaz kılmanın mekruh olduğu sabah namazının farzından önce ve sonra, sabah namazının sünnetinin dışında, efendim ikindi namazının farzından sonra, bir de akşam namazının farzından önce Hanefi mezhebinde nafile namaz kılmakta kerahat vardır. Yatsı namazında da öğle namazında olduğu gibi farzdan önceki sünnet zaten gayrimüekkededir. Ama hassas olan insanlar bunu kılarlar. Bu sünneti biz geldik ki camide farza durulmuştur. Önce imama uyarız. Farz bittikten sonra bu ilk sünneti istersek önce onu kılarız. Yani kaza ederiz. İstersek son sünneti kılıp ondan sonra bunu kılmış oluruz. Kılmamış olsak da zaten günahkar olmayız. Kılmanın sevabını sadece terk etmiş, ondan mahrum kalmış oluruz. Demek ki her namazın mekruh olduğu vakitler var, nafile namazın mekruh olduğu vakitler var. Her namazın mekruh olduğu vakitler, güneşin doğuşu, istiva hali ve batış halidir. Nafile namazların mekruh olduğu vakitler, sabah namazının sünnetinin dışında, farzdan önce ve sonra nafile namazlar, ikindi namazının farzını kıldıktan sonra efendim akşama kadar olan süre içerisinde, bir de akşam namazının farzından önce, akşam vakti girdikten sonra akşam namazının farzından önce nafile namaz kılmakta kerahat vardır. Peki bu konudaki hadis-i şeriflerimizi bir görelim. Fıkıhtaki özet budur.
Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma der ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا Sizden biriniz hani güneşin doğduğu vakti yakalayayım da namaz kılayım, güneşin battığı vakti yakalayayım da namaz kılayım diye böyle bir heves peşinde olmasın, böyle bir gayret içerisinde olmasın. Yani güneşin doğuşu ve batışında namaz, özellikle namaz sakın araştırıp da o vakitte namaz kılayım demeyin. O vakitte kısacası namaz kılmayın diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, güneş doğarken, batarken, istiva halindeyken neden namaz yasaklanmıştır? Evvela her şeyden önce ibadetler taabbudidir. Taabbudi ne demek? Yani sabah namazı neden iki rekat farzı? Niye iki rekat sünneti? Öğle namazının farzı neden dört rekat? Sünneti, ilk sünneti neden dört? Öbürü neden iki veya dört? Bunlar da neden ve niçin olmaz? Taabbudi böyle emredildi, yerine getiririz. Hikmet ararsan hikmet bulunur elbette. O ayrı bir konu ama ibadetler taabbudi olduğundan dolayı hikmetini Allah bilir Celle Celaluhu. Neden rükû bir tane, secde iki tane? Hikmet söylemeye kalktığın zaman bir şeyler söylenebilir. Birisi iki tane sayar, birisi beş tane sayar. Ama mesele secdenin iki olması, rükûn iki olması bunlar da taabbudidir. Yani Allah ve Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem böyle emrettiklerinden dolayı amenna ve saddakna deyip biz boynumuzu büker, kulluğumuzu ispatlamaya çalışırız. Dolayısıyla namaz vakitlerinde namaz kılmak meşru iken kerahat vakitlerinde namaz kılmak uygun görülmemiştir, yasaklanmıştır. Neden bu vakitte kılınan namazda kerahat olsun? Evvela taabbudidir diyoruz. Yani Allah ve Resulü ne emrederse öyledir. Hikmetini bilsek de bilmesek de vaka budur, bundan ibarettir deriz. Hikmetini Allah bilir deyip geçeriz. Bazıları buna illet ve hikmet beyan etmek isterlerse birisi bir tane, birisi iki tane, birisi beş tane illet hikmet bulabilir. Ancak bu konuda yaygın olan bir kanaat şudur ki güneşe tapan insanlar vardı her zaman. Güneşe tapan insanlar bugün bazı ülkelerde, Japonya mesela, bu konuda ismi ön tarafı çıkmış bir ülke olarak yani bilinen bir ülkedir. Dolayısıyla güneşe tapan insanlar vardı. Allah'tan başkasına tapılmaz ve ibadet edilmez. Biz güneş doğarken, istiva halindeyken ve batarken olan manzaralarında güneşe o vakitlerde, o saatlerde güneşe tapan insanların manzarasına benzemeyelim diye biz her zaman ibadet yaparız. Sonra ibadet sadece namazdan ibaret değildir. O saatlerde biz zikrederiz, tefekkür ederiz. Böylece kazanmak istediğimizi zikirle, tefekkürle kazanmış oluruz. Sohbetle kazanmış oluruz. İlim meclisleriyle kazanmış oluruz. İlla ibadet namazdan ibaret değildir. Efendim, birçok ibadet şekli vardır. Biz burada neyi göstermiş oluyoruz? Allah'ım sen izin vermediğin için bu vakitte namaz kılmıyorum. İzin verseydin ben bu vakitte de kılardım demiş oluyoruz. Yani emre teslim olmak, laf dinlemek diye bir söz var. Efendi Hazretlerimizin bir sözü vardı. Arkadaşlar demişti, cemaat-i müslimin demişti. Biz çok ibadet etmekle değil, laf dinlemekle memuruz. Laf dinlemekle memuruz. Yani Allah ne diyor onu dinleyeceksin Celle Celaluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor onu dinleyeceksin. Allah dostları, evliya, ulema ne diyor onları dinleyeceksin. Laf dinlemektir esas olan. Birçok insan çok çalışır. Kendi bilgisi doğrultusunda bir başkası laf dinler. İki kalem oynatma ile yani çok kısa zamanda öbür adamın kazandıklarından daha fazlasını kazanabilir. İşi bildiğinden dolayı veya bilene teslim olduğundan dolayı. Mesele şurasıdır. Kerahat vakitlerinde namaz olmaz. Sadece ikindi kerahatinde yani güneşin batmasına doğru olan vakitte hiçbir namaz olmazken o günün ikindi namazı kılınmamış ise kerahetle olur.
Kerahatli olur şu demektir. Namaz namazdır ama onu o vakte geciktirmenin bir vebali, bir günahı elbette vardır. Burada bir atalet, bir gevşeklik, bir tembellik söz konusudur. Bu Allah ile kendi arasında kalmıştır. Cenab-ı Hak hesabını sorabilir. Affettim de diyebilir. Mevla'nın tasarrufundadır. İza tala'a hacibu'ş-şemsi feda'u's-salate hatta tebrus. Güneş kaşını çattığı zaman, yani sabah güneş böyle kaş gibi doğmaya başladığı zaman hemen namazı bırakın. Feiza gaba hacibu'ş-şemsi feda'u's-salah. Yine güneş kaş gibi batmaya başladığı zaman namazı bırakın. Ne zamana kadar? Güneş batıncaya kadar. وَلَا تَحَيَّنُوا بِسَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ. Siz güneşin doğuşuna namaz ayarlamayın. Yani namazın vaktini güneş doğarken kılayım, bir taraftan güneş doğsun, bir taraftan namaz kılayım şeklinde yapmayın. وَلَا غُرُوبِهَا veyahut da güneşin batışına bunu denk getirmeyin. فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ. Zira şeytanlar boş durmaz ki. İşte puta tapanlar olduğu gibi güneşe tapanlar da vardır. Şeytanın tabiri caizse birilerini kandırıp güneşe taptırdığı o saatte biz namaza yöneldiğimiz zaman bir benzerlik olur her ne kadar biz güneşe tapmıyorsak da. Burada şu incelik de vardır kıymetli izleyenlerim. Biz güneş doğarken veya batarken veya istiva halindeyken namaza durmuş olsak kesinlikle niyetimiz güneşe tapanlara benzemek değildir. Böyle olmasına rağmen niyetin olmasa bile benzemeyeceksin deniyor ve bize izin verilmiyor. Demek ki gayrimüslimlere benzeme konusu o kadar hassas bir konudur ki namazda bile bizim niyetimiz %100 halis olduğu halde onlara benzeyecek bir şekilde ibadete durmamıza izin verilmemiştir. Hal böyleyken ahlak bakımından ve dünyaya daldırmak bakımından biz onlara benzemeye çalışırsak buna Rabbimiz izin verir mi vermez mi? Durum çok nettir. Bu konuda ikinci hadis-i şerifimiz وَعَنْ عُقْبَةَ اِبْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ Hazreti Ukbe bin Amir radıyallahu anh der ki ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ Üç vakit vardı ki o üç vakitte namaz kılmaktan bizi nehyederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. اَوْ نَقْبُرَ ف۪يهِنَّ مَوْتَانَا veya ölülerimizi o vakitte defnetmemize izin vermezdi, bizi yasaklardı. Burada ölülerin defnedilmesinden asıl maksat cenaze namazlarının kılınmasıdır. Yani definden maksat cenaze namazının kılınması. Yani üç vakit vardır ki bu vakitlerde hem namaz kılmamız hem de cenaze namazı, dua makamında olan cenaze namazı kılmamıza izin vermezdi. Bizi yasaklardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi hine tatlu'u şemsu bazigaten hatta tertefi'a. Güneş berrak ve net bir şekilde doğuncaya kadar. Güneş doğmaya başladı, yasak başladı. Ne zamana kadar? Berraklaşıncaya kadar. Peki berraklaştı, o zaman yasak kalkıyor. Ne zamana kadar kalkıyor? Yükselinceye kadar. Yani وَحِينَ يَقُومُ قَائِمَ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. Bir de işte o istiva hali dediğimiz, gölgelerin böyle durağan hali dediğimiz o istiva halinde namaz yine yasaklanmış. İkincisi burasıdır. Hatta temile şems, güneş meyledinceye kadar. Yani güneş doğudan batıyor, doğuyor ve batıya doğru meyletmeye başlıyor. Gölgeler tersine dönmeye başlıyor. İşte ikinci vakit olarak da öğlen o istiva halinden güneşin meyline, yani herkes her şeyin gölgesi harekete başladığı ana kadar. Vahine tadayyafu şemsu lil gurubi hine tavrub. Bir de güneş batmaya doğru yöneldiği zaman rengi değişiyor. Efendim yavaş yavaş kaş şekline dönüşmüş oluyor. İşte o vakitte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölülerimizi defnetmemizi, yani cenaze namazını kılmamızı ve diğer namazları kılmamızı men etti, yasakladı diyor
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, dersimizin başında ifade ettiğimiz üç vakti burada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğretmiş oluyor. Müslim bu hadis-i şerifi bizlere naklediyor. وَعَنْ اَب۪ي سَع۪يدٍ اَلْخُدْر۪يِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La salate ba'de subhi hatta tertefi'a şemsu. Güneş doğup yükselinceye kadar sabah namazından sonra namaz yoktur. Yani sabah namazının farzı kılındıktan sonra başka namaz yoktur. Henüz güneş doğsa da doğmasa da yoktur. Güneş doğmadı ama sabah namazının farzı kılındıysa başka namaz kılınmaz. Güneş doğacak ve irtifa edecek. Yani güneşin rengi değişecek, berraklaşacak, parlak, görülmez, bakılmaz hale gelmiş olacak. O zamana kadar bir namaz yoktur. Burada iki tane şeyi öğrenmiş oluyor. Bir, güneş doğduğu andan itibaren, bir de sabah namazından sonra dediğine göre sabah namazının farzından sonra da namaz mekruhtur. Evet. Bunun güneşle alakası yok bu dediğimin. Sabah namazının vakti içerisinde farz kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar olan o süre içerisinde nafile namaz kılınmıyor. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ Bir de ikindi namazının farzı kılındıktan sonra namaz yoktur. Güneş batıncaya kadar. Biraz önce de onu ifade etmiştim. Nafile namazların kerahat vaktini anlatırken sabah namazının farzından önce sabah namazının sünnetinin dışında başka bir nafile kılmak veya sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar bir nafile kılmak mekruhtu. Bir de ikindi namazının farzını kıldıktan sonra efendim nafile namaz kılmak mekruhtu. Burada da وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَيْبَ الشَّمْسُ İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar başka bir namaz yoktur diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Buhari ve Müslim bu hadisi şerifleri bizlere nakletmişlerdir. Bir sonraki hadis-i şerif وَعَنْ عَمْرِ بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَد۪ينَةَ فَقَدِمْتُ الْمَد۪ينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ Ya Resulallah. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiler. Ben de Medine'ye geldim diyor. Yanına girdim ve dedim ki Ya Resulallah namazdan bana haber ver. Namazdan bana bilgi ver. Fekal aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki Salli salate subhi. Sabah namazını kıl. Güne başlıyorsun. Sabah namazınla başla. Sabah namazını kıl. Sümme aksir anis salate hine tatlu'u şemsu. Güneş doğarken namaz işini durdur, frene bas. Hatta tertefe'e güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar. Fe inneha tatlu'u hine tatlu'u beyne karne şeytanin. وَحِينِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ O vakit güneşe tapan kişilerin güneşe secde ettiği vakittir. Dolayısıyla siz o vakitte secdeye kapanırsanız manzaranız onların manzarasına benzer. O vakitte başka ibadetlerle meşgul olun. Zikirle, fikirle meşgul olun. Ama secdeyle meşgul olmayın. ثُمَّ صَلِّ Demek önce sabah namazını kılacaksın. ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ Yasak kalkınca namaza dur. Namaza dur. Zira فَإِنَّ الصَّلَاةَ şüphesiz namaz مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ Namaz meşhudedir. Meşhude demek yani meleklerin şahit olduğu mahzura meleklerin hazır olduğu yerdir demektir. Yani sen namazını kılarken melekler gelir, orada hazır ve nazır olurlar. Senin namazına şahit olurlar. Mükafatını, ücretini yazarlar. Namaz kılana da şahitlik yaparlar. Evet.
İmam Tıybi der ki meşhuretün mahzuretün demek, yani göklerde ve yerde ne kadar ehli taat varsa efendim öyle toplanırlar o namaz kılan etrafında. Demek ki namaz kılan kendisini yalnız görmemeli. Namaz kılan büyük bir ibadeti gerçekleştiriyor. Melekler ve cinlerin salihleri o namaz kılan insanın namazında hazır ve nazır olurlar. Hatta yestakille zillu bir rubhi. Ne zamana kadar? Yani güneş hatta yestakille zillu, güneş şey gölge yükselinceye kadar bir rumhi. Yani hatta yertefi'a zillu ma'ar rumhi. Demek ki güneş doğdu bir mızrak boyu yükselinceye kadar o ara yasaktır. O zamana kadar sabah namazını farz kılar. O zamandan sonra ise güneş bir mızrak boyu yükseldi. Ondan sonra namaza başlayabiliyor. Ne namazı kılacaktır? Kuşluk kılar, işrak kılar. Ne zamana kadar? Nafile ibadete devam edebilir. Öğlene 45 dakika kalıncaya kadar veya en iyi bakışta yarım saat kalıncaya kadar. فَاِنَّ حَيْنَئِذٍ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلَةِ. Güneş bir mızra, güneş istiva haline geldi, namazı durdur. فَاِنَّ حَيْنَئِذٍ تُسْجَرُ cehennem. Yani sıcaklığın ortaya gerçekten iyi bastığı, tabir caizse cehennemin de fukur fukur kaynadığı saattir. فَاِذَا اَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ. Gölgeler duran haline oldu, sonra gölge harekete geçtiği andan itibaren namaz kılabilirsin. فَاِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُولَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. Kılacağın öğle namazı da nedir? Orada melekler hazır ve nazırdırlar, şahittirler. Efendim, ikindi vakti girinceye kadar durum böyle. ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. Peki güneşin batışı yaklaştı, namaz için frene bas, kılma. فَاِنَّا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. Zira güneş batarken, doğarken efendim şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve batar. Yani güneşe taban insanları şeytanın kandırdığı bir vakittir anlamında anlamak lazım burasını. وَحَيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Kafirler, güneşe tapanlar da o vakitte güneşe secde ederler. Dolayısıyla onlara benzememe adına biz o vakitte namaz kılmıyoruz, secde yapmıyoruz. قَالَ قُلْتُ. Ravi der ki, bu cevabı, namazla ilgili bu cevabı alınca dedim ki ey Allah'ın Resulü, ya Nebiyallah, namazı anlattın, sabah namazından başladın, diğer vakit namazlarını öğrettin bana. Peki fervulu, abdest meselesi nasıl olacak? حَدِّثْنَا عَنْهُ. Onu da bana bir anlatır mısın? قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرَبُ وُضُوءَهُ. Evet. مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ. Sizden efendim öyle bir insan yoktur ki يُقَرِّبُ وُضُوءَهُ. يُقَرِّبُ yaklaştırıyor kendisine وَضُوءَهُ abdest suyunu. Vulu olursa abdest olur, vulu olursa abdest suyu olur. مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ. Sizden biriniz abdest suyunu alır, kendisine yaklaştırır. فَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ. Yani ağzına dolu dolu su verir, burnuna su verir ve sümkürür. Burnunu temizlemiş olur, ağzını temizlemiş olur. اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَاهُ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ خَيَاشِيمُهُ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ. Evet, yani yüzüyle işlemiş olduğu günahlar ve fihi ağzıyla işlemiş olduğu günahlar ve hayâşîmihi burnuyla işlemiş olduğu günahlar silinir gider. Yani ağzımızı yıkarken ağzımızla, burnumuzu yıkarken burnumuzdan damlayan damlalarla, yüzümüzü yıkarken yüzümüzde damlayan damlalarla, ilkiyle veya sonuyla günahlar silinir gider diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. ثُمَّ اِذَا غَسَلَ وَجَهُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ. Yüzünü Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yıkarsa illa kharrat hataya vecihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma. Yani o yüzünü yıkarken sakalının etrafından suyla beraber günahlar akar gider. Demek ki abdest sadece bir beden temizliği değil, aynı zamanda bir maneviyat temizliği, günah temizliğidir.
Sümme yagsilu yedeyhi ilel mirfakayn, sonra ellerini dirsekleriyle beraber yıkar. İlla harrat hataya yedeyhi min enamilihi ma'al ma. Kollarını efendim su ile yıkadığı zaman parmak uçlarından akan su ile beraber de elleriyle beraber işlemiş olduğu günahlar akıp gider. Sümme yemsahu ra'sehu, sonra başını mesheder. İlla harrat hataya ra'sihi min etrafi şa'rihi ma'al ma. Evet, başını mesheden kişi de başını meshettiği andan itibaren başıyla işlemiş olduğu günahlar efendim tabiri caizse saçların etrafından akan suyla beraber damlayan sularla beraber gider. Sümme yagsilu kademeyhi, sonra ayaklarını yıkar ile Kâbe'nin topuklarıyla beraber. İlla harrat hatâya ricleyhi, bunu yaptığı zaman da ayaklarıyla işlemiş olduğu günahlar akar gider. Min enamilihi ma'al ma. Fe in huve kâme fasallâ. Abdestini aldı bu insan. Kalktı, namaz kıldı. Fahamide ve fahamidallaha ve esna aleyhi. Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulundu. Ve meccedehu billezi huve lehu ehlun. Cenab-ı Hakk'a yakışır olan vasıflarla onu tazimde bulundu ise. Ve feragha kalbehu lillah. Bir de kalbini Allah için boşaltmış ise. Gönülde Allah Allah derdini yerleştirmiş ise. İllen sarafe min hati'etihi. Kehey etihi yeme veledet hummuhu. Bu insan hatalarından, eksiklerinden, kusurlarından, anasından doğduğu zaman pırıl pırıl tertemiz çıktığı gibi günahlardan da tertemiz pırıl pırıl çıkmış olur diyor abdest sayesinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Evet, namazdan bahsederken aynı hadis-i şerifin içerisinde abdesti de sorduğundan dolayı burada bu izahı da namazla beraber dinlemiş olduk kıymetli izleyenlere. وَعَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرْ اِبْنِ مَخْرَمَةٍ evet اِبْنِ الْاَزْهَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Şimdi Küreyb Hazretleri diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma ve Misver ibni Mahreme, Abdurrah ibni Ezher, bunlar erseluhu, Küreyb'i göndermişler ila Aişete radıyallahu anha. Radıyallahu anha. Hazreti Ayşe annemizi göndermişler. İbn Abbas Hazretleri'nin efendim azatlısıydı bu. Gönderdiler aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Niçin göndermişler? Erseluhu ila Aişete. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Ayşe annemize gönderdiler. Fakalü dediler ki İkra aleyhisselam. Annemize bizim selamını söyle. Veselha anir rekateyni ba'del asri. İkindi namazından sonra iki rekat namaz meselesini sor ona. Dediler. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ. Ben de gittim diyor. Hazreti Ayşe annemizi buldum. Yanına girdim. فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي. Aldım elçilik vazifemi yerine getirdim. Selama ulaştırdım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikindi namazından sonra kıldığı iki rekat meseleyi hakkında bilgi istiyorum. Dedim. فَقَالَتْ. Bana dedi ki Hazreti Ayşe annemiz. Sel Ümme Seleme'te. O konuyu Ümmü Seleme benden daha iyi bilir. Onun yanındaki bilgi daha sağlamdır. Ona sor bana dedi. Sonra feharactu ileyhim. Tekrar beni gönderenlere döndüm. Anlattım durumu. Feradduni ila Ümmü Seleme'te. Bize niye geldin? Ümmü Seleme'ye git. Sor, öğren, gel dediler. Gittim Ümmü Seleme'ye. Annemize radıyallahu anha. Fekalet, dedi ki Ümmü Seleme'te Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yenha anhuma. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi namazın farzından sonra iki rekat namaz kılınmasını yasakladığını duydum. Sümme ra'aytuhu yusallihima. Bir gün baktım ki kendisi kılıyor ikindi namazının farzından sonra bu yasakladığı namazı. Sümme dehale, Efendimiz namazını kılmış. Sonra evine girmiş. Fe arseltu ileyhil cariyete.
Ben ona cariyeyi gönderdim. Yanına varıp bir soru sorsun diye. Evet. فَأَرْسَلْتُ لَهِ الْجَارِيَةِ فَقُلْتُ قُولِي لَهُ Cariye dedim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de ki, تَقُولُ اُمُّ سَلَمَةِ Ummu Seleme şöyle söylüyor. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, سَمِعْتُكَ تَنْهَا عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ Şu iki rekat namazı, yani ikindinin farzından sonra iki rekat nafile namaz kılmayı yasaklıyorsun. Evet. وَأَرَاكَ تُسَلِّيهِمَا Halbuki senin kıldığını gördük burada. Ne olacak? قَالَ يَبْنَةَ اَب۪ي اُمَيَّةَ Dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ey Ebu Umeyye'nin kızı, سَأَلْتَ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ İkindi namazından sonraki iki rekatten sordun. وَاِنَّهُ اَتَانِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ Neden ben ikindi namazından sonra yasakladığım halde iki rekat kıldım? Abdülkays'ten bir grup insan gelmişlerdi. فَشَغَلُونِ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ Öğle namazını kıldıktan sonra iki rekat daha sünnet kılacaktım. Onlar beni meşgul ettiler, meşgul ettiler. Uzadı, uzadı. Bu vakte geldi. Dolayısıyla فَهُمَا هَاتَانِ Ben öğle namazının son sünnetini kılamamıştım. Şimdi kıldığım o son sünnettir diyor. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerif durumu böyle anlatıyor. Kıymetli izleyenlerim, dersimin başında da ifade etmeye çalıştım. Nafile namazlar içerisinde sadece sabah namazının sünneti farzıyla beraber vaktinde kılınamayıp güneş doğduktan sonra sabah namazını kaza edeceksek orada hem sünnet hem farzı kaza ederiz öğlene kadar kılarsak. O günden sonraya kalırsa o zaman sünnette kaza edilmez, sadece farz kaza edilir. Demek ki sabah namazının sünneti ne zaman kaza edilir? Farzı ile beraber sabah namazının sünneti kazaya kalır ve güneş doğduktan sonra öğlen vakti girmeden önce farz kaza edilecekse o sünnetle beraber kaza edilir. Bunun dışında öğlenin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti vaktinde kılınamayıp yani farzdan önce kılınamayıp cemaatle namaza durulursa namazdan sonra kaza edilirler. Demek ki kaza edilen namaz sabah namazının sünneti ne zaman? Güneş doğduktan sonra farz ile beraber. Diğerleri ise sadece sünnetler kaza edilmiş olurlar. Bir de gece teheccüd namazına kılmayı prensip haline getiren kişi uykuya kaldığı zaman, uyanamadığı zaman sabahleyin öğlene kadar, öğlen vakti girinceye kadar gece kıldığı kadar teheccüd namazı o niyetle kılabilir diye hadis-i şerifler vardır. Dolayısıyla virdini ihmal etmemiş olur. Şeytana sevinmesine fırsat vermemiş olur. Kerahat vakti olarak baktığımız zaman sabah namazının sünnetinin kazası var mı? Sadece farzı kıldık. Sünneti önce kılmadıysak vakit varsa sabah namazının sünnetini kılamıyoruz. Ama sünnet de farz da uyuduk, uyanamadık. Uyandığımız zaman güneş doğmuştu. Sonra sabah namazını kaza ederken sadece sünnetiyle, sadece farzıyla değil, sünnetiyle farzıyla beraber kaza edeceğiz. Bu diğer namazlarda öyle değildir. Diğer namazlarda kaza edilirken sadece farz kaza edilir. Sabah namazında da sadece farz kaza edilir. Ancak o gün öğlene kadar kılınacak olursa orada sünnette kaza edilmiş olur kıymetli izleyenlerim. Bunun dışında teheccüd namazının vaktinde kılınamaması halinde gündüz kılınması durumunda her ne kadar hadis-i şeriflerde kaza gibi anlaşılıyorsa da o şeytanın burnunu yere sürtmek için biz sen beni gece uyutmadın ama ben onun intikamını alıyorum diyerek öğlenden sonra bunu ne yapabilir veya o gün affedersiniz o gün onu öğlene kadar kılabilir. Şeytanı çatlatmış olur. Bunun dışında ikindi namazının sünnetinin kazası yoktur. Akşam namazının sünneti zaten farzdan sonradır. Namaz vakti akşam namazının süresi dolduktan sonra o da kılınmaz. Sadece öğlenin ilk sünneti sonra kılınabilir, yani farzdan sonra kılınabilir. Yatsının ilk sünneti farzdan sonra kılınabilir. Sabah namazının sünneti de farzıyla beraber kaldığı takdirde güneşin doğuşundan sonra ve istiva halinden önce kılınabilir. Evet, bir dua ile beraber bitirmiş olayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin ve ahirin.
Ya Rabbi ya Erhamer Rahimin her birimizi namaz kılanlardan eyle. Çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi, dost ve yaranlarımızı namazında hassas olanlardan eyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerine imrenen, özenen bu kardeşlerimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerinde def'u raf'u izalesi için, Allah rızası için El Fatiha.